Selamlar biladerlerim, bropalarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün yine bir böyle dislike alacak bir video ile karşınızdayım. Son dönemlerde ne yapıyorum? İşte Barış Özcan'a intro yapıyorum. İşte Memleket Partisi'ne intro yapıyorum. Yerli Otomobil Toga intro yapıyorum falan. Bunları neden yapıyorum? Çünkü eğitim konusunda bunlar çok faydalı oluyor. İnsanların da dikkatini çekiyor ve sonuç olarak hayal kurması daha kolay. Yani bir müşteri geldiğinde ona nasıl bir şey sunacaksın dediğinizde bunlar daha kolay oluyor. Yani intro nasıl yapılır dediğinde o o kadar etkili olmadığı için ben de böyle örneklerle anlatıyorum. Bugün Mansur Yavaş'ın introsunu yapacağız. Yani bunun artık harbiden artık söylemekten yoruldum. Siyasi bir değeri yok bu videonun kanka. Sadece ortada bir animasyon var. Biz de bu animasyonu kopyalıyoruz. İlla bunu sempatizanlık falan filan yapmayın. Yani insanlara düşman olmayı ne kadar çok seviyorsunuz birader. Ben de onu anlamadım. Bunu da eleştiriyorsanız daha ne diyeyim. Yani şimdi bilgisayara geçiyoruz kankalar. Size çok güzel bir efekt öğreteceğim. Mansur Yavaş'ın şu yavaş yazarken bir el yazısı efekti var. Onu en güzel nasıl yaparız? Onu onu öğreteceğiz kankiler. Şimdi bilgisayarımıza geçelim. Kaç kere dedim bilmiyorum. Bilgisayarımıza geçelim ve bakalım Mansur Yavaş'ın nasıl bir introsu var ve biz bu introyu nasıl yaparız? Müşterilerime nasıl yaparım bunu? Hadi bakalım. Şimdi burada birkaç tane video var. Mesela buna tıklayalım. Sonda büyük ihtimal animasyon geliyordur. Evet. Şimdi animasyon bu. İlk önce Mansur yazısı geliyor. Böyle iki tane yazı Mansur'un üzerinden de bir efekt geçiyor. Ama önemli olan şurada yani öğretmek istediğim asıl şey yavaş yazısına el yazısı şeklinde nasıl yaparız. Hemen geliyoruz bakın böyle bir hareket var. Şimdi kankalar bunların fontunu bulacağız. Mansur fontunu biliyorum. Yavaş fontunu bilmiyorum. Onun benzeri bir font bulacağız. Hemen da fonta girelim. Normalde what the font gibi siteler vardır. O sitelere böyle fontu koyarsınız. Onlar da size hangi font olduğunu söyler ama biz zaten Beyzi'ye tıkladığımızda burada çıkan Coco Goose diye bir font var. Bu Mansur yazısının fontu. Hatta buraya Mansur yazarsak göreceksiniz. Mansur yazalım. Bakın şuradaki Pro olan versiyon Mansur Yavaş'ın Mansur fontu. Hemen bunu indirelim. Pro'yu kuralım aynı. Bu bizim işimizi görecek. Şimdi bir de da fonta tekrar geliyorum. Kaligrafiye tıklıyorum. Kaligrafide burada yavaş yazalım. Çünkü noktayı sonradan ekleyeceğim. Buna benzer bir font bulacağız. Böyle fontlar çıkıyor kaligrafide. Benzer fontlar mevcut. Neyse biz bununla yazalım. Çok önemli değil. Aynı fontu tamamen bulamadım ama direkt bu candle scriptle yazalım. Sorun değil. Yükle dedim. Şimdi After Effects'e geçelim. Her zamanki gibi katıl abonelerimle bu videonun sonunda çıkacak olan proje dosyasını paylaşacağım kankalar. Katıl abonesi olduktan sonra aşağıda açıklamada zaten bilgilendirme notu giriyorum. Katıl abonesi olduktan sonra yani proje dosyasını indirebilirsiniz. İstediğinizce kullanabilirsiniz. Yani kendi logonuza falan da yapabilirsiniz. Şimdi ilk önce bir tane kompozisyon açalım. 1920-1080 bunu bunun da ismi Mansur Yavaş olsun. Böyle 30 kare yapalım. 7 saniye bizim için yeterli olacak. Şimdi ilk önce arka planı yapacağız. Arka planda beyaz bir fon var ama hafif bir gradient ramp var. Hemen sağ tıklayalım. New Solid. Solid'i böyle beyaz yapalım. Buna da BG yazalım isimle background yani. Böyle beyaz bir solid attık. Ama dediğim gibi hafif bir etrafında gradient ramp var. Ona da sağ tıklayıp FX Generate Gradient ramp atıyoruz ve bunu radial ramp yapıyoruz. Yani ortalı. Bunu da getirelim böyle ortaya. Swap colors dedik. Böyle de açtık. Tamam. End color'ını biraz uzaklaştırdık. Böyle uzaklaştırınca aşağı yukarı aynı kafaya gelmiş oldu. Şimdi bir tane Mansur yazacağız. Hemen sağ tıklayıp new text dedik. Mansur yazdık. Mansur yazdık. Şimdi bunu seçtik. Coco Goose diye bir font. Aynen. Düşürüyorum. Ha böyle yazdım. Sonra şunun yazı tipine de gelip noktayı alıyorum. Hah buradaki kırmızıyı seçtim. <laughs> Direkt hile. İşte buradaki kırmızıyı seçince Mansur yazısını yazmış olduk. Hemen bunu biraz scale ile büyütelim. Bunu da böyle çalmaz %25 olsun. Burada Mansur yazısı ufaktan geliyor. Ve yavaş el hareketiyle yazıyor. Bu da böyle geliyor. Güzel. Yapalım. Şimdi Mansur yazısına scale'a bir nokta bırakıp ileri götürelim. İşte bir saniye kadar ileri götürelim. Burada biraz böyle olsun. Şöyle uzaktan gelmiş olsun. Bunları da seçip F9. Böyle bir hareket yaptık. Şimdi burada da yavaş yazısını yazacağız. Şimdi yavaş yazısını yazarken kankiler burada el yazısı efekti yapacağız. Yani kaligrafik bir efekt yapacağız. Bunu elimizle yapıyoruz ama biraz karmaşık. Bunu zaten anladığınızda istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Çok güzel bir teknik. Ben ne yapıyorum? Şimdi kendimden örnek vereyim. Buradan sağ tıklayıp niv Text diyorum. Dedikten sonra buraya bir tane Y harfi yazıyorum. Bakın Y. Bunu ne yapıyoruz? Hangi renkmiş? Siyah. Dümdüz siyahmış. Hemen gelip buradan simsiyahı seçtik. Gördünüz mü? Şimdi ne hangi biz e, fontu indirmiştik? Candle Script diye bir fontmuş. Hemen Candle Script demo versiyon. Ha, böyle bir Y yazdı. Gayet güzel. Daha farklı bir font. Hemen üstüne bakıyoruz. Aşağıda yazıyormuş. Böyle. Böyle Y harfi yazdık. Şimdi kankalar bunun CTRL D yapıp A yazıyorum, Ctrl ile D yapıp V yazıyorum, Ctrl ile D yapıp A yazıyorum, Ctrl ile D yapıp S yazıyorum. Şimdi A'ya gelip A'nın üstüne tıkladım ve P tuşuna tıkladım. Position yani pozisyon nerede olsun? Ben diyorum ki şu an 1123'teymiş. 1173 olsun yani. Y koordinasyonunda 50 piksel sağ kaydırdım. V'ye geldim, P'ye tıkladım. Pozisyonu bunun 100. Bak, birini 50 yaptık, bunu 100 yapacağız. 1123'ü 1223 yaptık. Bakın hemen yanına aldık. 1123 yap. 1273 yapacağım. Tekrar geleceğim S'ye. 1323 yazacağım. Hah Ne oldu? Bakın böyle bir yazımız oldu. Bunu kaligrafik yazacağız kankalar. Kaligrafik yazmak için çok güzel bir tekniğimiz var. Yakınlaştık. Şimdi Y'ye kaligrafik bir yazı yazacağız. Hepsini kapatıyorum bakın. Hiçbir şeye tıklamamışken. Geliyorum buradan kaleme tıklıyorum. Kalemle şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? File tıkladım. Fili nan yaptım. Boş. Fil yok stroke'u da beyaz yaptım. Bunu farklı renklerde yapabilirsiniz. Kırmızı da yapabilirsiniz. Zaten görünmeyecek bu. Ne dediğimi anlayacaksınız. Stroke'u da işte şu an 12 falan olsun sonra değişebiliriz. Şimdi buradan nasıl bir yol izleyecekseniz kaligrafik yol bu şekilde yapıyorsunuz. Sonra buraya gelecek. Sonra buraya gelecek. Sonra da buraya gelecek. Bunu da V'ye tıklayıp biraz böyle alalım. Bakın Y'nin üzerine stroke yaptım. İsterseniz stroke'u mesela tıklayıp böyle 18'den düşürebilirsiniz. Harfimizi tamamen kaplaması lazım. Neden kaplaması lazım? Şimdi göreceksiniz. Bakın. Y'ye getirdim. Y'nin üstünde bu. Y'nin üstündeki katmanı yok edip onunla birlikte hareket etmesini sağlayacağım. Bu kaligrafik yolun en güzeli. Bak şimdi. Shape layer var ya. Bunun üstüne gelip Y animasyonu da diyebilirsin. Shape layer'ın Solundan açıyorsun, kontente geliyorsun, buradan add bölümünden trim pet açıyorsun, trim pet. Bunu daha önce göstermiştim, yine göstereyim. Trim pet animasyon ne işe yarar? Açarsın, bir animasyonun bir çizginin başlayıp bitmesine ayarlar. Mesela end bölümünü, bak böyle yaparsan başlamış olur. Bunu yüzde sıfırda başlattım, bir saniye sonra %100 yaptım. Bakın tam bir saniye sonra ne oldu? Başladı. Bakın böyle tamamlandı. Çok basit, değil mi? Bunu da ne yapıyoruz? Hemen Y'ye geldik. Buradan expand collapse bölümü var bak. Expand collapse. Transfer kontrol paneli var. Bak bu neymiş? In Duration Stretch paneli diyor. Bunu açıp kapatırsan 4 tane panel geliyor. Bunu açıp kapatırsan 2 tane panel geliyor. Mod ve Track Mat bizim işimize yarayacak olan bu. Sol tarafta kapatırsan efekt bölümü Motion Blur kapa bölümü kapanıp geliyor. Bunları program açınca bazen bozuyorsunuz düzeltmek için söylüyorum. Ortadakini kapatıp açtığımızda Track -mat bölümü gelir. Buradan Track Mat bölümüne geliyorum. Y'nin Track Mat'ını Alpha Mat yaptığımda bakın ne oldu? Kırmızı kayboldu artık onu bir efekt olarak kullanıyoruz. Bakın geldi. Bak böyle. Tabi burada biraz saçmalamışız ama sorun değil. Heh. yazı animasyonu yaptık. Şimdi tekrar bunun gözünü açtık. Göz animasyonu açık olsun. Şimdi diyorum ki istersen bunu böyle biraz yana çekersem daha mantıklı olabilir. Ha. Bak böyle çok güzel oldu. Şimdi bakıyoruz. Bak böyle handwritten açtık. Şimdi hemen hiç oynamadan geliyorum A'nın üzerine. Hemen buradan kalem aracımı açıyorum. A'nın üzerinde Şuradan başla diyorum. Şuradan başla götür. Bunu da böyle biraz böyle getir. Ucuna tıkladım. Buraya gel diyorum sonrasında. E sonra böyle de bit dedim. Şimdi aynı şekilde A'nın üzerine alıyorum. Bunu da track mat yaptım. Alfamet. Aşağısını açıp kontentinden ad bölümüne gelip trimpet yapıyorum. Trimpet yaptım. Şu Y animasyonu biter bitmez buna başlasın. Hemen endi 0 olsun. Kaçtayız? 0-0-23. Bir 23e çekip endi 100 olsun. Bunda dediğim gibi yine aynı şekilde üstüne tıklarsın. Buradan kalem aracına geldim. Üstüne tıkladım mesela. Bunu tekrar. O yapabilirsin. böyle başladı. Hop. çok tatlı. Çok da güzel bir animasyon olmuş oldu. Hızlı hızlı şimdi diğerlerine de yapayım. Nokta içinde S'yi Ctrl ile D yapıp büyüttüm. Onun yerine bir tane nokta koydum. Tabi bunu biraz küçültmemiz gerekebilir. Tam burada gelecek. T'ye basıyorum. Opacity 0 biraz yana götüre. Şimdi opasite sıfır. Şimdi izleyelim bakalım ne yaptık. Böyle geliyor. Yavaş yavaş bizim animasyonumuz geliyor. Noktasından Y'ye kadar hepsini seçtim. Shift'e basılı tutarak hepsini seçtim. Sağ tıkladım. Pre-compose dedim. Yavaş yazdım. Okey. Bunu tek bir kompozisyon yaptım. Bunu da sağ alttan stretch bölümünü açıp kısaltıyorum. Biraz ileri götürüyorum. Şimdi izleyelim. Bakalım hızlandırınca ne oluyor? Gayet güzel. Bunda CTRL Shift D yaptım. Bu yavaş bölümünü sağ tıklayıp burada donduracağım. Time'a geldim. Freeze frame. Freeze frame dedikten sonra istediğim kadar uzatabilirim. Çünkü dondurdum artık. Heh. İkisini seçip biraz sağ almak daha mantıklı olabilir. Şimdi izleyelim. Böyle geldi. Tamam güzel. Şimdi bir de ne yazıyor? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Sağ tıkla FX Text Hepsini seç. Bir tane font bulalım. Böyle Montserrat'la yazalım. Küçültelim böyle. Küçülttükten sonra aralarını da biraz böyle yapalım. Ve paragrafı açıp bunu sola yapıştırıyorum. Çünkü soldan başlıyor. Yazımı tuttum. Küçültüyorum. Ve buraya getirdim. Bu hizadan başlamış olsun. Heh, tamam. Şimdi buna da FX'en Prezis'e geliyoruz kankalar. Şu efekti bulacağız paragraf paragraf gelen efekti bulacağız. Çünkü bu şekilde efektler After Effects'in içinde var. Text bölümü animate in fade up lines diyelim. Line yani satır olarak. Böyle gelsin. P tuşuna basalım. Position. Altta başlasın. Böyle altta başlasın. U'ya basalım. Tekrar böyle üste gelsin. Ne olmuş oldu? Aşağı yukarı benzettik. Bu da yavaş animasyonu bitince gelsin ki sıra sıra okuyalım. Alternatif bir intro olmuş oldu kankalar. Hemen Mansur'a T'ye bastım. Opacity burada 0 olsun. Bunun aynısını kopyalayıp Background'a da yapıştırırsak transparan olmuş olur. Artık bunu her yerde kullanabilirim. Transparan çıktı alırım. Video sonunda kullanabilirim bunu. Ha son olarak anlatmayı unutmuşum kankalar. Mansur yazısına gelip FX and Prezistant Light Sweep atıyoruz. Light Sweep atıyoruz. Light Sweep'i bir çekip attığımızda artık böyle bir efekt geliyor. Hemen bunun center'ını sola doğru çekiyoruz. Buraya bir keyframe bırakıyoruz. İleri gidiyoruz. Sağa doğru çekiyoruz. Böylelikle Mansur efektinin aynısını yapmış olduk. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir Bilalerler'in Mansur Yavaş'ın introsunu bu şekilde yapmış oldum. Bu şekilde böyle siyasiler olabilir, şirketler olabilir, YouTuber'lar olabilir. Bana introları atarsanız ben de böyle deneyerek benzerlerini yapabilirim. Dediğim gibi bu videoda çıkan proje dosyasını aşağıdan açıklama kısmından nasıl indireceğinizi görebilirsiniz. Youtube'da katıl abonelerime böyle bir güzellik yapıyorum. Bana destek olan bütün katıl abonelerime de teşekkür ederim kankalar. Onlar da proje dosyalarını indirip gönlünce kullanabilir. Mansur yerine kendi isminizle yazıp kullanabilirsiniz kankalar. Kullanıma açık. Free. Telifsiz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan Spankram adıyla beni takip etmeyi unutmayın biraderlerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ha, forum.spankram.com'a gelip bu şekilde programlarla ilgili sorunlarınızı yazıp çözümlere ulaştırabilirsiniz. Sorun yaşayanların da konularına yanıt vermeyi unutmayın kankiler. Yardımlaşma platformu. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.